Şimdi bakıldığı zaman normalde bu mevsim Kızılırmak coşması için fazlasıyla erken bir dönem olarak görüyoruz. Çünkü normalde daha önceki sezonlarda iklim verilerine bakıldığı zaman çok fazlasıyla yağışın artmasıyla birlikte kesinlikle ama özellikle kar yağışlarıyla birlikte daha çok birikmeler vardı. Çünkü erimeler daha çok Nisan ve Mayıs ayı gibi hatta bakıldığı zaman verilere Mayıs'ın sonu gibi çok fazla artışlar vardı. Ama bu dönemde şu anda Mart ayında Kızılırmak görüldüğü üzere çok fazlasıyla debisinin artmasındaki en büyük sebep yıllık ortalama sıcaklığın dünya genelinde 1,5 ila 2 santigrat derece artması. Şimdi bu yıllık ortalama sıcaklığın artması tabii ki bizde de son 5 yılda İç Anadolu bölgesi özellikle Sivas itibariyle çok fazlasıyla işte mevsim normallerinden üzerinde olması, kar yağışlarının azalması beraberinde işte daha öncesinde karlar yağar birikirdi. Çok fazlasıyla da erime şansı bulmazdı. Ama şu anda çok net olarak görüyoruz ki erken erime söz konusu. Kar kütlesini çok fazlasıyla tutmaması ya da su yüzeylerinin donmaması ortalama sıcaklığın arttığının en büyük göstergesi. Genel manada kesinlikle dünya geneli örgütlerinde, dünya geneli iklim örgütlerinde özellikle söylemiş olduğu, üzerinde basarak söylemiş oldukları unsurlar şunlar. Suları çok fazlasıyla tasarruflu kullanmak. Tabii ki bizim için sular çok çok önemli çünkü hayat kaynağı olmasından sebebiyle. Ama genelde bakıldığı zaman her zaman için şunu biz çok net olarak görüyoruz ve çeşitli hem derslerimizde de bunları da çok da fazlasıyla da söylüyoruz. Genel manada işte tarımsal anlamda tabii ki Sivas ve İç Anadolu bölgesi genelinde bir kış aylarında kar yağışı ortalamasının düştüğünü çok net olarak görüyoruz. Bu hatta son yıllar verilerde bize bunları çok net olarak gösteriyor ki kar yağışlarında ciddi bir azalmalar söz konusu var. Ama bunları biraz daha mevsim kaymalarıyla da açıklayabiliyoruz. Çünkü mevsim kaymalarına bakıldığı zaman kışın çok fazlasıyla beklenen kar yağışları biraz daha yerini Nisan, Mayıs, Haziran'a bırakmış gibi görünüyor. Tabii ki burada da yağış ortalamaları fazla. Tabii bunun tarım alanına etkisini soracak olursak, tabii ki tarımda şöyle bir etkiye sahip. Hani her bir bitkinin bir vejetasyon dönemi var. Buna bağlı olarak her bir bitkinin yetişme ve çimlenme dönemi var. Tabii ki bunu zamanında ekim ve zamanında hasat süresi bizler için çok önemli. Buradaki yağışların sarkması beraberinde ekimlerin zamanında yapılmamasına sebep oluyor. Mesela yapmış olduğumuz araştırmalar şunu gösteriyor ki geçen seneki şeker pancarı ekimlerinin bir ay sarktığını gördük biz. Tabii ki bu da verim ve ürün kalitesine dolayısıyla üründeki üretim rekoltelerini çok fazlasıyla etkilediğini görüyoruz. Bir ikincisi sarkmalardaki mevsimlerin özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü zamana denk gelmesi tarımsal faaliyetler için ciddi bir sorun teşkil ediyor.